engelli mi, özürlü mü yoksa sakat mı? Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayal ve bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben de bundan hareketle sizinle aslında 4 ana başlık altında Konuyla alakalı bir şeyler konuşmak istiyorum. Bu dört ana başlığın içerisinde neler var hemen onu özetleyeyim sonra da mevzuya girelim. Ee, öncelikle bir ortaokul anımı anlatacağım ardından bir üniversite anımı anlatacağım. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun baya geçtiğimiz ay içerisinde bir skandal mı demek lazım bilmiyorum ama yaptığı bir hıyarlıkmış gibi geliyor bana. Ee, onunla alakalı biraz konuşacağız ve en son da Gamescom'da Köln'deyken e, rastladığım ve bu konuyla alakalı e, olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşacağım ve Videoyu tamamlayacağız diyeyim ve derhal ortaokul anımla başlayayım. Şimdi hayatımda benim sahip olduğum e, şanslardan bir tanesi aslında bakarsanız e, eğitim hayatım boyunca iyi öğretmenlere her ne kadar sayıları az da olsa iyi öğretmenlere denk gelmiş olmamdı. Ve ortaokul yıllarımdaki Sevilay hocam da bu hocalarımdan bir tanesiydi. Bir kazayla ya da e, doğuştan olarak bir sağlık problemine sahip insanların bu durumunu nasıl adlandıracağıma dair e, ilk kez aslında Sevil hocamın ben aracılığıyla... E, düşündüm. Sevil Hoca'ma göre o senelerde bize ilk kendisi anlattığında ve bizi de düşünmeye sevk ettiğinde Sevil Hocamın e, söylediği şey birazcık da şuydu. E, bu insanların sağlıklı bir insan olarak e, hayatlarını devam ettirememesinin önünde bir engel vardı. İşte bu engel yürüyememek de olabilir, görememek de olabilir sonuç itibariyle ve bu bir engeldi. Öte yandan özürlü kelimesinin kökeninde özür bulunuyor ve hani özür e, kabahat kelimesiyle yani birazcık böyle bir özdeşleşmiştir. Özür dediğiniz zaman kabahat akla gelir. Halbuki sağlığını yitirmiş bir insanın ne bir kabahatinden ne de bir özründen bahsetmek e, pek de mümkün değil gibi geliyor bana. İşte Sevil Hocam'ın bize zamanında öğrettiği bu fark, bu fikir ışığında e, ben de açıkçası yani engelli kelimesinin daha doğru ve yöneltilen kişiyi de daha az... Kırıcı, daha az kötü hissettirici bir kelime olduğunu hep düşündüm ve o günden beri e, engelli kelimesini e, kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Şimdi bu engelli kelimesini e, kullanmaya başlamamın üzerinden üniversite yıllarına kadar herhangi bir karşı fikirle e, karşılaşmadım diyebilirim. Ama bu konuyla alakalı karşıt bir görüş bizzat konuyla alakalı, konunun muhatabı olacak olan bir kişiden geldi. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde bizim her sene yaptığımız, hala da muhtemelen devam ediyor, yılın enleri... Ee, bir en gecesi yapılırdı daha doğrusu. Yılın en iyilerine ödüller verilirdi. Ve bu gecelere tabii sosyal sorumluluk kapsamında e, bir hani sivil toplum kuruluşu da e, davet edilirdi sık sık. Benim e, katıldığım senelerden bir tanesinde işte Türkiye Sakatlar Derneği so sorumluluk, sosyal sorumluluk kapsamında davet edilen kurumda Ve bu kurumun sözcüsü sahneye çıktığında şunu söyledi. İsmini de gördüğünüz üzere az evvel söyledim. Türkiye Sakatlar Derneği. Kendilerini sakat olarak adlandırıyorlar. Ee, sözcüsü de çıktığı zaman konuyla alakalı hani biz... Sakatız kendimizi böyle kendi sahip olduğumuz bu sağlık problemini bu şekilde adlandırıyoruz diye bir konuşma yapmış. Konuşmasında bundan bahsetmişti. Şimdi tabii ki bu konuda çıkıp kendilerine hatalısınız demek gibi bir konumda da değilim. Hani öyle bir şey de yapmayacağım. Hani mesele o değil ve kendi bakış açılarından ki o akşam hani çok detaylı anlatmışlardı. Bütün konuşmasını e, o abinin size tekrar aktarma şansım yok ama kendi bakış açılarından gayet haklılar. Ve e, kendilerini bu şekilde adlandırıyorlar. Gruplarını da e, top, yani örgütlerini de şeylerini de derneklerini de bu şekilde adlandırmışlar. Gayet e, haklı şeyleri var. Kendi yanları var bu konuda. Bunu kesinlikle anlıyorum ve bunu hani aslında eleştirmek için söylemiyorum kendilerini Ama hani benim kişisel görüşüm birazcık da aslına bakarsanız bu hani günlük hayatta sakatlık dendiği zaman işte ya abi bizim olsan sakatlanmış işte önümüzdeki 3 maç yokmuş falan gibi hani hem sporla özdeşleştirilmiş ve geçici bir e, durum olmasından kaynaklı e, yani o şekilde kullanılmasından kaynaklı sanki durumun vehametini gerçekten de e, belki bir ömür boyunca e, sa, teker sandalyeye Mahkum olmuş olan ya da ne bileyim işte bir uzvunu kaybetmiş olan bir insan için kullanılması sanki durumun vehametini birazcık daha azaltıyormuş sanki hafifletiyormuş gibi geliyor ve hani tam o şeyi karşılamıyormuş gibi hissettim hissediyorum yani hala da. Ve öte yandan bir de mesela işte günlük argolada vesaire işte kafadan sakat gibi deyimlerin bulunması. Ya sakat sakat hareketler yapma gibi cümlelerin kurulmasından kaynaklı biraz kırıcı ve kaba olduğunu ben düşünüyorum. Ya, tabii şimdi sakat kelimesinin muhakkak gibi etimolojik kökeni var. Ve girdiğiniz zaman belki hani işte... Araştırmadığım için bilmiyorum ama işte bilim, belki de Farsça'da ya da Arapça'dan gelmiş de olabilir sakat kelimesi biraz andırıyor şeyleri. Gerçekten de engelli Manasına gelen e, kullanımı düzgün olan bir kelime olabilir ama işte günlük hayatta biz bazen böyle Kelimeleri e, saçma ve işte hakaretmiş gibi kullandığımız zaman Sanki biraz böyle bir kırıcı hal alıyor Ve dolayısıyla bir türlü ben o, hani o kelimeye Bu abinin gayet e, Türkiye Sakatlar Derneği'nden Gelen o abinin anla, e, Anlatması ve açıklamasına rağmen Bir türlü hani ısınamadım ve engelli kelimesini ben Kullanmaya e, devam ettim ve hala Öyleymiş yani, yani doğru olanın Daha nazik olanın karşıdakini kırmayan Kendini eksik hissettirmeyen kendisini kabahatli hissettirmeyen bir kelime olduğunu düşünmeye devam ediyorum engelli kelimesinin. Ben. Bu iki işte karşılaştırma karşısında siz de tabii ki yorumlarda bu konuyla alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. Ben bir sonraki anlatacağım şeye geçeceğim ki bu esas işlerin ilginçleştiği yerlerden bir tanesi bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir değişiklik. Şimdi geçtiğimiz ay yapıldı hani bu ilginç değişiklik sosyal medyada çok konuşuldu. Eminim ki görmüş olanlarınız vardır Twitter'dan vesaireden. Ben de Twitter'dan görmüştüm ve şöyle bir durum var. Şimdi işitme engelliler spor federasyonu bulunuyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun altında anladığım kadar. altında olması lazım. Yani, hiyerarşik yapısını bilmiyorum. Neyse ama işitme engelliler futbol federasyonu, pardon spor federasyonu diye ayrı bir federasyon da var. Şimdi bu e, işitme engelliler spor federasyonuna bağlı olan bir e, işitme engelliler süper ligi var. Bu işitme engelliler süper liginin adı Sağırlar Futbol Süper Ligi olarak değiştiriliyor. Şimdi e, federasyonun adı işitme engelliler Spor Federasyonu niye sarılar deme ihtiyacı birdenbire duyuldu ve niye sarılara çevrildi? Hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Daha sonradan TFF yani internette bulduğum kaynaklara göre hani sorulduğu zaman niye sarılar diye çevirdiniz dendiğinde de şey diyorlar. İşitme engelliler spor federasyonundan böyle bir talep geldi. Biz de ona nazaran değiştirdik bunu diyorlar ama yani ortadaki tezatı, ironiyi fark edebiliyorsunuz değil mi? İşin daha da ilginç olan kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle de bir istatistik var. Şimdi işitme engelliler Süper Ligi'nde toplam 12 tane takım bulunuyor ve 9 tanesinin isminde ee, işitme engelliler Geçiyor yani işte atıyorum Bornova ya unuttum karşı yaka e, işitme engelliler spor kulübü falan şeklinde 9 e, tanesinin isminde işitme engelliler kullanılırken geri kalan 3 tanesinden bir tanesi e, kendi futbol takımının isminde sağırları kullanıyor bir tanesi sessizleri kullanıyor bir tanesi de duymazlar e, kelimesini kullanıyor ya sessizler ve duymazlar da birazcık böyle şey yani. E, durumu, hani duyma engelini e, ifade etmek için güzel kelimelermiş gibi geldi. Az kullanılan ve belki birazcık daha e, işte bu az evvel bahsettim ya, işte hakaret olarak kullanılmaması, işte efendime söyleyeyim günlük hayatta sessizler belki birazcık daha hafif alınıyormuş gibi de hissettirebilir mi? Neyse, olabilir ama hani daha bir ilginç geldi. Sorularına zarar, hani daha iyi bir alternatif. Kendilerini sessizler, hani ses duymadıkları için hiçbir zaman böyle bir adlandırmış olmaya da ayrı bir hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti demekti ulan yanlış da. Hani güzel bir ifade olduğunu düşündüm diyeyim. Ee, Kendimi de düzgün anlatmaya çalışıyorum. Burada bu kadar e, duyarlı davranmaya çalışırken bu konuyla alakalı. İnşallah pot kırmamışımdır diyeyim. Neyse şimdi e, 12 takımın sadece bir tanesi. Sarılar diyorken ne? 9 tanesi işitme engelliler derken niye işitme engelliler Süper Ligi'nden? Süperligine Süper Ligi'ne çevrildi. Tam bir muamma. Tam bir muamma ve tezat. Şimdi dördüncü paylaşacağım konu ve son olarak değineceğim konu da Köln'de, Gamescom'da olduğumuz süre içerisinde gördüğüm ee, ve birazcık ilk başta şaşırdığım bir konu. Yolda, toplu taşımada, fuar alanında yani kısacası aslında bakarsanız hayatın her yerinde farklı farklı engellilere sahip olan işte tekerlek sandalyede de insan gördüm, görme engelli ee, insanda gördüm. Farklı e, engellere sahip insanlar gerçekten de hayatın içerisinde çok net bir biçimde karışmış durumdalar ve e, İstanbul'da bu kadar insana denk gelmezken Köln'de bu kadar engelli insana denk gelmiş olmak başta bir beni şaşırttı çünkü tam olarak idrak edemedim ama sonradan düşündüğüm zaman aslında e, bunun o kadar normal olduğunu anladım çünkü e, bütün işte mesela kaldırımlar ee, görme engelliler için tasarlanmış. Hani ayaklarıyla yani bastıkları yerde bu hani yollarda falan da Türkiye'de de bazı metrolarda yani bazı değil metrolarda vesaire falan gözüküyor ama klasik mesela evinizden çıkıp eee metrobüse ya da bir toplaşmaya giderken görmezsiniz bu e, özel tasarlanmış olan kaldırımları. Bunların e, her yerde yaygınlaştığını görmek mümkün. Onun dışında mesela asansörler efendime söyleyeyim rampalar vesaireler o kadar düzgün e, biçimde tasarlanmış ki gerçekten de bir engelli olan insanın e, sokağa çıkıp hayata karışması çok daha kolay dolayısıyla Köln'de de klasik e, ki hani nüfus olarak İstanbul'dan çok daha az e, bir şehir olmasına rağmen engelli insanları daha net bir biçimde e, do günlük hayatta görmek mümkün şimdi öte yandan İstanbul'da ne oluyor abi İstanbul'da e, gidiyorsunuz işte şey yürüme engelli ee, tekerlekli sandalyedeki insanların kullanması için yapılmış olan engelli asansörlerine sağlıklı insanlar biliyor Dedikten sonra aslında düşünün o insanların belki de e, zihinsel bir engeli de olabilir. Bak. Neyse. Ee, <laughs> Ve... Böyle duruyor. Yani hal böyleyken... E, tekerli sandalyeli insan ne yapacak? Sağlıklı insanların gitmesini yani binip gitmesini bekliyor ki falan filan gibi durumlar oluşuyor. O da olan yerlerde. Çoğu metrobüs durağında e, engelli asansörleri çalışmıyor bile. Öyle bir dert bile var. Efendime söyleyeyim ondan sonra ha, kaldırımlara park ediliyor. E görme engelli olan adam ne yapacak? Nasıl geçecek o yoldan? Kimsenin düşündüğü şeyler değil bunlar. Ha, hadi park etmeye geçtim dediğim gibi çoğu e, kaldırımda görme engelliler düşünülerek tasarlanmadıkları için hani sıkıntı. Yani gerçekten de Türkiye'de bağ tabii ki hani bu da başlayan bazı yerlerde var. Mesela metrolarda yapılıyor olması metrobüs duraklarında e, yok duraklarda yok. Metrobüs duraklarında yok hakikaten. Yani asansörler var falan ama yani çoğu zaman çalışmıyor vesaire. Neyse e, Türkiye'deki durum gerçekten de yeni yeni başlıyor olmasına ve bazı yerlerde doğru yapılmasını yapılmaya çalışılmasına rağmen hala o kadar problemli ki e, engelli insanlar evlerinde maalesef ki kısılı kalıyorlar ya da çok sınırlı bir e, alanda hayata katılabiliyorlar. E, hal böyle olunca da tabii yani Köln'de bu insanlara daha rahat rastlamak hiç de şaşırtıcı olmuyor. Evet, e, mümkün olduğunca dört ana başlık altında bugünün e, anlam ve önemine uygun bir video ile sizinle karşınıza çıkmak, sizin karşınıza çıkmak istedim. Sizin konuyla alakalı görüşlerinizi de lütfen yorumlara yazın, benimle paylaşın. E, bu konuyu bir konuşalım. Çünkü hani e, zaman zaman öyle hani şeyler alıyoruz mesajlar, mailler alıyoruz hem multikliler tarafında hem e, kendi bireysel e, hesaplarımıza. gerçekten de evi evine yani ta, çeşitli engellerden ötürü e, takılı kalmış olan arkadaşlarımız da bizi da, e, takip ediyorlar. Birazcık olsun onların bu derdini biraz daha böyle bir dile getirip belki gündemimize almak hani becerebildiğim kadarıyla istedim ve tabii ki günün de anlamı önemi e, olarak Dünya Engelliler Günü 3 Aralık ve e, bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta da Engelliler Haftası olarak e, bu konuyla alakalı dikkat yaratma adına kullanılıyor. Şimdi tabii hani daha fazla bu konuyla alakalı söyleyeceğim bir şey olmadı ama dediğim gibi siz yorumlarda benimle daha fazla bildiğiniz e, konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa onları paylaşmayı unutmayın. E, bu, bu konuyla alakalı da gerçekten düşünüp hepimizin e, birazcık olsun duyarlı olmamız gerektiğine de bir yandan inanıyorum diyeyim. ve lafı daha fazla uzatmadan her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği göstermiş olursunuz diyeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.